Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soru sorsanız da bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine tarif videosu çekeceğim. Bugünkü yapacağım tarif çok güzel arkadaşlar. Şöyle pişiye benziyor ama pişi değil. Böyle içine de böyle çikolata sosu sıkıyor. Çok güzel oluyor. Çocuklarınızın tam seveceği bir tarif arkadaşlar. Şöyle sizlere İlk önce göstereyim. Şurada bir bardak süt var. 700 gram kadar da 70 gram kadar da tereyağı var arkadaşlar. İkisini de böyle ben ılıttım biraz. Tereyağınız oda sıcaklığında olursa iyi olur. Benimki buzdolabındaydı. O yüzden ben sütle beraber az bir şey böyle gördüğünüz gibi erittim. Yani sütünüz ılık olacak. Yarım yaş maya. Burada bir tane limonun rendeledim. 3 yemek kaşığı şeker var. 1 tatlı kaşığı da tuz var. 4 tane yumurtanın sarısı, 1 tane vanilya, 2,5 bardak kadar da un dökeceğim arkadaşlar. Tabii ki ununu ayarlayaraktan da dökebilirsiniz. Bu hamur malzememizdi. Hamurumuzu yaptıktan sonra da sıvı yağda kızartacağım. Arasına da arkadaşlar ben çikolata sıkacağım. Sizler istediğinizi sıkabilirsiniz. İsterseniz böyle reçel olabilir. Marmelatlarınız varsa marmelat olabilir. Hemen şöyle yapımına da başlıyorum. İlk olarak da arkadaşlar maya içinde eriteceğim sütün. Mayayı açtım, dolaptan çıkardım. Bayağı bir yumuşamış. Şöyle güzelce eritelim mayamızı. Şöyle şimdi içini göstereyim bunu. Diğer malzemeleri de arkadaşlar katalım içine. Şekerimizi de güzelce bir eritelim mayayla beraber. En sonunda da şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Kızarttıktan sonra toz şeker ve tarçını karıştırıp onun içinde böyle döndürecek. Yani pişen hamurumuzu ona bulayacak. Şöyle yumurtanın sarısını da döktüm. Bunu da arkadaşlar bunun içine eriyerekten dökelim. İsterseniz göz kararında yapabilirsiniz bunu. İsterseniz ölçülü de yapabilirsiniz. Zaten kulak memesi kıvamında olması gerekiyor arkadaşlar ununuz. Şöyle azar azar ekleyelim ki birden sertleşmesin. Bugün de kameraman arkadaşlar misafirim Refik. Şöyle az az ekleyelim. Refik sen sever mi böyle şeyleri? Severim. Dün yapacaktım. Saat bayağı gece oldu, yapamadım. Yapalım, yiyelim. Hamuru arkadaşlar bayağı bir yoğurmanız gerekiyor yani güzelce. Arkadaşlar bakın hamurumuz çok güzel oldu. Hatta sizlere şöyle göstereyim. Zaten bu hamur bakın arkadaşlar şöyle zaten oluyorsa hamurunuz olmuş demektir. Bakın gördüğünüz gibi zaten bu hamuru güzelce yoğurmanız gerekiyor. Bu
Bu kadar yoğurmamız yeterli arkadaşlar. Şimdi bu hamurumuzu ben leğenin içine alacağım. Üstünde streç kağıdıyla kapatacağım. Yarım saat bir bunun dinlenmesi gerekiyor. O leğeni almayalım. O leğen battı. Başka leğeni alalım. Bu hamurumuzun arkadaşlar yarım saat dinlenmesi gerekiyor. Yarım saat sonra bezelerken tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar bakın çok güzel kabardı hamurumuz. Bunu şu şekil şöyle alıyorum. Güzelce yoğuruyorum arkadaşlar tekrardan. Bakın çok güzel olmuş kabarınca da. Şöyle yoğururken bile arkadaşlar limon kabuğu o kadar güzel kokuyor ki. Burcu burcu. Böyle yoğurduktan sonra bunu bezeler haline alıyorum arkadaşlar. Bezeler de şöyle mandalina büyüklüğünde olması yeterli. Bakın güzelce yuvarlıyorum şöyle. Şuraya da tepsime yağlı kağıtları şu şekilde arkadaşlar kestim. Bunların üstüne şöyle koyacağım. Yağ atarken kolay olsun diye. Eğer çok büyük sevmezseniz arkadaşlar küçük bezeler halinde de alabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey o da. Ama bu şekil gerçekten çok güzel oluyor. Fazlasını da şuraya alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerini aldım. 3, 6, 9, 12, 13 tane beze çıktı toplamda. Ben şöyle aynı tepsinin ağzını örtüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kabaracağı için şimdi poşet yaparsam poşete değecek. O zaman şekli bozuluyor. Bunun da ağzını kapatacağım. Bunu yine arkadaşlar oda sıcaklığında tam 2 saat dinlendirmeniz gerekiyor. 2 saatten sonra yağda kızartacağım. Arkadaşlar bakın. Çok güzel kabarmışlar. Buraya da gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerle tarçını karıştırdım. Yağdan çıkarttıktan sonra biraz beklettik mi? Bunu onunla bulayacağım. Yağımızı da güzelce ısıttım arkadaşlar. Şöyle bir çubuk alıp da şöyle bakarsanız zaten bakın yağımız ne kadar ısınmış. Böyle olduğu zaman atmaya başlayacak içine. Atarken de şimdi biz bunu kaldırmaya başlarsak kaldıramayacak. O yüzden şöyle ters tarafıyla atıyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde. Bunun altını üstünü arkadaşlar çok güzel kızartacak. Zaten maksimum 2-3 dakikada kızarıyor. Şurada da gördüğünüz gibi çikolata koydum arkadaşlar. Herhangi bir çikolata kullanabilirsiniz. Bakın ben bunu kullandım. Normal çocuklarımızın kahvaltıda yediği çikolata. Bunu benvari usulü eritiyorum arkadaşlar. Bakın altına su koydum. Şimdi bu kaynamaya başladığı zaman bu da burada eriyecek.
Yağınız da bol olması gerekiyor arkadaşlar. Hamurları içine attığınız zaman tabanına yapışmasın. Bol olursa daha güzel olur. Kızarmaya başlamış hemen. Zaten ilk atım biraz geç kızarabilir arkadaşlar. Yağ sonrasında daha çok yandığı için diğerleri daha çabuk kızaracaktır. Ama bakın arkadaşlar çok güzel kabarmış hamurumuz. Mandalina büyüklüğünde almıştık. Bayağı portakal büyüklüğüne denk gelmiş. Eğer daha küçük olsun derseniz hamurunuzun bezesini daha da küçültebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz hemen kızarmaya başladılar. Hemen döndürdüm. Fazla kızartmayın arkadaşlar. Şöyle yanık gibi olmasın. Bak şimdi daha güzel kızarttı. Gördün mü Refik? Aynen. Doğru batırıyorum ki şu kızarmayanlar kızarsın. Bakın arkadaşlar iki tarafı da çok güzel kızardı. Hemen bunu ocaktan alıyorum. Bütün hamurlarımı ben bu şekilde kızartacağım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar çikolatamız da eridi güzelce. Bunun kıvamı da tamam. Hemen altını kapatalım. Şuraya koyalım bunu. Bunların da hepsini kızarttım. Bunu hemen şekere bulayacağım. Normalde bunun orijinali bu arkadaşlar. Ama çocuklar tarçını sevmiyorlarmış. O yüzden hepsine yapmayacağım. Az bir şey şöyle 3-4 tanesini sizlere göstermek için yapayım. Kalanını sade yapacağım. Tarçını pek çocuklar sevmiyor. Ama orijinali bu arkadaşlar. Şöyle 4 tanesini tarçını yapalım. Kalanını sade yapalım o zaman Refik. Arkadaşlar bunlar birazcık ılısın. Şöyle az bir şey. Ondan sonra çikolatasını da içine sıkacağım. Arkadaşlar şöyle bir tane şırıngam var. Bunu eczanelerde bulabilirsiniz. Bu şırıngayı arkadaşlar sormuşlar. Bazı arkadaşlar. Recep'in şurubunda çıktı bu. Ben de atmadım. Bunu da kullanıyorum böyle şeylerde. Bakın şöyle çikolatayı şimdi içine çekiyorum. Ne kadar çikolata seviyorsanız ona göre sıkabilirsiniz içine. Şuraya bir tane denedim ben. Şöyle kenar kısmından arkadaşlar bakın hepsini sıktım bunu. İsterseniz içine bal sıkabilirsiniz, isterseniz böyle çikolata sıkabilirsiniz, reçel sıkabilirsiniz. Yani neyi seviyorsanız, nasıl severseniz öyle sıkabilirsiniz.
Arkadaşlar hepsinin içinde doldurdum. Şimdi son dokunuşları yapıyoruz. Şöyle pudra şekerini az bir şey şöyle üstlerine serpiliyorum. Tarifimiz bitti arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz de bu kadardı. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa sizlere afiyet olsun. Bugünlük de videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.